Merhaba sevgili Feygözler, Pokemon Omega Ruby'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz geçen bölümlerde neler oldu, onlardan çok hızlı bir şekilde bahsedeyim izlemeyenler için arkadaşlar. Geçen bölümde oyunda ilerledik ve babamızla karşılaştık. Lakin biz babamızla konuşurken aniden vali geldi. Ve vali de bir Pokemon yakalamak istedi. Babamız ona bir Pokemon verdi, bir tane Zigzagoon verdi ve vali ilk Pokemon'unu yakaladı. Valinin ilk Pokemon'u bir Ralts'tı arkadaşlar. Daha sonra babamızla konuştuk, güçlenince benimle savaş evladım dedi ve ilk olarak ilk hedefin Rustboro şehri dedi. İlk olarak oraya git dedi, oradan Rosette'i al dedi. Al dedi, git dedi, çocukların dedi nerede? Neyse. Sonra arkadaşlar biz de ilerlemeye başladık ve Wonderlock yapmaya başladık. Aldığımız Pokemon'ları Wonderlock'a verdik. İlk aldığımız Pokemon bir Sableye oldu. Gerçekten beni çok şaşırttı. Yani ben daha vasat Pokemon'lar bekliyordum. Ama çok güzel bir Pokemon geldi ve tek zayıflığı Fairy türü. Ve yani bu oyunda çok fazla Fairy türü olduğunu sanmıyorum. Çünkü eski bir oyunun remake'i olduğu için. Onun dışında bir HM kölesi olan Bidoof geldi. Onu takım almayı düşünmüyorum. HM kölesi yapacağım. Ve onun dışında da arkadaşlar bir tane panseycimiz oldu. Yedek bitki Pokemon'u. Umarım Luke'un başına bir şey gelmez. En son zaten Petalbark ormanına girmiştik. Buradaki eğitmenlerle savaşmaya başlamıştık. Bakalım daha sonra neler olacak. Onun dışında yani kanalda bazı seriler oluyor arkadaşlar. Ve beni gerçekten fena yıpratabiliyor. Bu serilerden bazıları, mesela en eski Pokemon Stadyum serisi, işte editleri falan beni çok yoruyordu. Bazı seriler gerçekten beni yoruyor. Pokemon Omega Ruby de onlardan biri. Neden? Ya editle falan pek uğraşmıyorum ama yani oyunun şu FPS şeyi düşmesi falan filan beni gerçekten yıpratıyor. Yani bir gün ya kayıt alacağım diye oturuyorum, sürekli bir FPS düşüyor, sürekli takıla takıla oynuyorum. Yani beni rahatsız ediyor. İzleyenleri de belki rahatsız ediyordur. Yani görüntü kalitesinden biraz feragat etmemiz gerekiyor. Ama yine de hep kendime şunu diyorum. Telefonla çekmekten iyidir diyorum. Onun dışında işte FPS'ten kaynaklı laglar falan olabilir. Laglı gözükebilir. Onun için şimdiden kusura bakmayın. Bir de geçen bölüm çok hoşuma gitmedi. Ekran görüntüsü pek iyi değildi. Ama yine de sevmişsiniz. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Neyse, muhabbeti uzatmadan yeni bölüme başlıyorum. Evet, neyse çok uzatmadan maceramıza başlayalım arkadaşlar. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Bazı arkadaşlar şey demişler. Abi şu çimendeki Pokemon'lara yavaşça yaklaş falan demişler. Ama arkadaşlar ne yaparsam yapayım, sonuçta o çimendeki Pokemon'ları yakalasak bile onları Wonder Trade'e vereceğimiz için bunun hiçbir anlamı yok. Yani hangi Pokemon'u yakaladığımızın pek bir önemi yok açıkçası. Önemli olan o Pokemon'u Wonder Trade'e vermemiz. Neyse çok uzatmadan bu arada koşmamaya çalışacağım seri boyunca. Çünkü koşunca FPS düşebiliyor, bayağı düşebiliyor. Evet, ormanda karşımıza sürekli böcek Pokemon'ları çıkıyor. Böcek Pokemon'ları dışında pek de bir şey çıkmadı açıkçası. Ya bunlardan sadece kaçacağız. Yapabileceğimiz başka bir şey yok yani. İlerleyelim bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Şuradan yukarı gidemiyoruz. Zaten buraları dolaşmıştık. O zaman buradan kurtulalım. Ormanın diğer kısımlarına gidelim arkadaşlar. Bakalım ormanın diğer kısımlarında neler varmış. Buradaki böcekçi çocukla da savaşmıştık. Şu ileride bir item var. O item'ı almak istiyorum. Bakalım o item neymiş. Bir tane Paralyze Heal bulduk arkadaşlar. Helbas, Helbas, tamam. Ya Pokemon'larımı pek çarpılacağını düşünmüyorum. İlerleyelim bakalım şimdi ne çıkacak. Evet, şimdiden Repel kullanmak istedim açıkçası ama gerçekten takımı Luke'u almasaydık ya çok fazla bitki Pokemon'u opsiyonumuz vardı. Mesela Shroomish falan çok güzel Pokemon'lar bence. Sidat falan da güzel Pokemon. Ama olsun, Luke başımızın tacı, diğerlerine taş çıkartır diye düşünüyorum ben. İlerleyelim abi. Orada bir eleman var. Hey, sen kimsin? Bir tane bile bulamadım. Hey, sen şuralarda Shroomish adlı bir Pokemon gördün mü evlat? Daha demin gördüm abi, kör müsün? Gözlüklerini tak. Ben gerçekten bu Pokemon'u çok seviyorum. Odamda posteri var ve her gün yalıyorum. Ayda, evet. Kötü adamlar sahneye çıktı. Seni pusuya düşürecektim ama sen Petalbark ormanında bir geri zekalı gibi dolaştın dostum. Sonsuza kadar da dolaşmaya meyillisin, öyle değil mi? Ve ben beklemekten yoruldum seni aptal ve işte buradayım. Sen Devon araştırmacısı. Devon da sanki böyle parfüm markası gibi falan yani.
O kağıtları bana ver bakalım. Evet, arkamıza saklanıyor. Koskoca adam, yanında Pokemon yok, arkamıza saklanıyor. Sen bir Pokemon ekmelisin öyle değil mi? Bana yardım etmelisin lütfen. Ha? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ne? Onu koruyacak mısın? Magma takımının önüne geçen kimse merhamet göremez çocuk. Gel ve benimle savaş bakalım. Evet, magma takımıyla savaşımız böylece başlıyor arkadaşlar. Başımıza büyük bir bela aldık. Gerçekten başımıza büyük bir bela aldık. Bir araştırmacı yüzünden koskoca magma takımıyla aramız bozuldu ya. Evet. Magma takımı elemanı Pochayne kullanıyor arkadaşlar. Bizde de kapı gibi Luke var. Yani o 9 level ne abi? Çüş anasını satayım. 9 level ne? 9 level ne? Defansını bir kademe düşüreyim. Ya Pochayne havlayabilir, atağını arttırabilir. Onun dışında atağı yüksek bir Pokemon, beni tehlikeye sokabilir diye düşünüyorum. Bana Sand Attack yaptı ve görüşümü bir kademe düşürdü arkadaşlar. Riskli. Bunlar riskli saldırılar. O zaman ben bir kere daha onun defansını bir kademe düşürmek istiyorum. Ama ne yazık ki ıskaladım. Gözüme kum kaçtığı için Pochayne havlıyor. Ve atağını bir kademe arttırmaya başladı. Abi Pochayne bizim için tehlikeli olacak. Pochayne bizim için tehlikeli olacak. Defansını düşürmem lazım. Evet, Leer attım ve Pochayne'nin defansını düşürdüm arkadaşlar. Pochayne bir kere daha havladı. Abi havlayan köpek ısırmaz derler ama bizi ısırırsa ayvayı yedik yani biz. Gerçekten ayvayı yedik yani. Hemen bir quick atak yapıyorum arkadaşlar, hız önceliğimi kullanarak. Ha, yarısını almam lazım canının. Evet, çok az canını bıraktım. Pochayne tekrardan send atak yapıyor. Görüşümüzü düşürmeye oynuyor. Ama çok da işe yarayacağını sanmıyorum. Artık bu noktadan sonra öldü bence. Hemen bir quick atak yaparak Pochayne'nin işini bitirmeye çalışıyorum ve bitirdim de. Evet, Pochayne böylece sizlere ömür oldu arkadaşlar. GGVP yani. Evet, Luke XP'sini aldı. Neredeyse 12 level olacağız. Magma elemanını yendik. Sen güçlüymüşsün. Parasını da çaldık, çok güzel. Magma takımıyla uğraştığına göre birazcık senin... Magma takımıyla uğraştığına göre demek ki cesaretin var evlat. Gel ve tekrar benimle savaş başka bir gün. Keşke bunu söyleyebilseydim ama Pokemon'um kalmadı. Ayrıca biz magma takımı Rasboro şehrinde bir şeyin peşindeyiz. Ama şimdilik senin gitmene izin vereceğim. Aa, çok iyi bir adam gerçekten. Bütün bilgilerini verdi, takımını sattı. Bu gerçekten çok yakındı. Senin sayende o benim önemli kağıtlarımı çalamadı. Biliyorum biliyorum. Teşekkür ödülü biliyorum biliyorum. Teşekkür ödülü olarak sana bunu vereceğim. Evet, bize XP Share verdi. Abi bu kadar erken mi? Bu kadar erken mi veriyordu? XP Share mükemmel, çok teknolojik, übersonik bir makine. Ben bu aleti yapmak için beynimin tüm hücresini kullandım evlat. Onu aç. Ve bunu açtığın zaman kazanılan deneyim puanları bütün partiye dağıtılacaktır. Lütfen bunu bir dene. Ayrıca senin Pokemon'larının canını da iyileştireceğim. Ah, bu da benim sahip olduğum başka bir teknolojik yetenek. Abi sen nasıl bir robotsun, nasıl bir cyborgsun anasını satayım ya. Bu arada önceden, yani önceki oyunları oynayanlar bilirler, önceden XP Share çok farklı işliyordu. Bir Pokemon'a veriyordunuz, sadece o Pokemon XP'lerin yarısını alıyordu. Şimdi yani son oyunlarda artık XP Share bütün partiye dağıtıyor XP'yi, çok iyi. Pokemon'larımız iyileşti. Ah! Magma takımı elemanı, onlar Rasboro şehrinin bir şey... Magma takımı elemanı Rasboro şehrinin peşinde olduğunu söylemedi mi? Aa, bu bir kriz, ben burada vaktimi harcayamam. Lan Pokemon'un yok, nereye gidiyorsun, ne yapacaksın, yumruk mu atacaksın, tüküreceksin mi magma takımına? Gidelim abi biz o zaman, yapabileceğimiz bir şey yok. Yabani Pokemon'lara bulaşmayalım. Şurada bir çocuk var. Selamun aleyküm evlat. Hey, sen oradaki Pokemon'ların iyi mi? Eğer Pokemon'ların zayıfsa ve savaştan kaçınmak istiyorsan uzun çimlerden uzak durmalısın. Tavsiye için teşekkürler ufaklık. Burada bir böcek yakalayıcısı daha var. Eğer böcek Pokemon'larını okula götürürsen aniden popüler olursun. Böyle bir popülerlik yöntemi yok. Bizim zamanımızda şey vardı. Böyle boya çantası vardı. İçinde 40-50 tane boya vardı. Öyle popüler oluyordun. Böcek Pokemon'larıyla değil evlat. Evet, Ninka da çıkardı arkadaşlar. Karşımıza git Luke.
Evet arkadaşlar, karşımızda Ninkada var. Hemen bir absorb çekiyorum Ninkada'ya işini bitirmek için. Tamam, çok güzel. Absorb'umu çaktım. Ninkada bize ne yapıyor? Leech Life yaptı galiba. Bizden can çaldı o da. İkimiz de birbirimizden can çalıyoruz arkadaşlar. Lakin ben daha çok çalıyorum. Yani önemli olan boyu değil, işlevi. Hemen bir absorb daha yapıyorum Ninkada'ya. Çok az bir canı kalıyor Ninkada'nın. Bakalım o bana ne yapacak. O da büyük ihtimalle o Harden yaptı arkadaşlar. Defansını bir kademe arttırıyor Ninkada. Tamam, defansını arttırdı. O zaman ben de hemen bir absorb çakarak Ninkada'nın işini bitiriyorum arkadaşlar. GGVP. Evet, böylece Ninkada yalan oluyor. Çok güzel. Çok güzel. Ninkada'yı yendik arkadaşlar. Böcek yakalayıcısı çocuğu yalan ettik. Bu arada Luke 12 level oluyor. Harika. Gerçekten harika. Evet. James'i patates ettik. Eğer kaybedersem popüler olamam. Evet. Paramızı da alıyoruz. Buradan defolup gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada gerçekten ama gerçekten bu seri beni harbiden yoracak. Ya şu FPS düşüşleri gerçekten insanı kanser ediyor. Ki çok iyi bir çözüm de yok buna yani. Gerçekten ne yapılır ne edilir bilemiyorum. Şurada bir eşyamız var. O eşyamıza bakalım. Bu neymiş? Ether. Ether bulduk arkadaşlar. Eğitmenlere ether basıp evimize kaçıracağız. İlerleyelim bakalım. Son anda bir Pokemon çıktı karşımıza. Kim abi? Zigzagoon. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Git Luke. Tamam, karşımızda Zigzagoon var. Hemen kaçıyorum arkadaşlar. Zaman kaybetmek istemiyorum. Şimdi Rustboro şehrine gireceğiz. Yani bir şey kalmadı. Ormanda daha gidebileceğimiz bir yer yok. Şu ağacı kesmemiz için kat gerekiyor ama kat da yok. Ben de buradan aşağı atlarsak bir şey olmaz. O yüzden buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Ormanla olan işimiz bitti. Oha, böyle bir sahne mi vardı lan? Eski oyunlarda böyle bir sahne yoktu. Hey. Hey ben Petalbark ormanından sizi arıyorum. Korkarım ki sizden bir özür dileyerek başlamak istiyorum Bayan Courtney. Yani bunlar iyi haberler değil. Yani görev pek iyi gitmiyor aslında. Ufak bir pürüz çıktı. Tamam, onaylandı. Tamam, yapacağım. Anlaşıldı. Bizim aradığımız enerjiyi araştırmaya devam edeceğim. Üf. Ama bu çocuk gerçekten bir eğitmen olarak iyi iş çıkartıyor. Böyle demeliyim. Oha lan, böyle bir sahne yoktu ana oyunda. Özel konuşma koymuşlar. Şu an neredeyiz abi biz? Burası neresi? Yeni bir root mu? Sen kimsin? Hey, naber? Ben bacaklarımı açtım. Gerçekten iyi gözüküyor. Bunu alabilirsin. Bunu deneyebilirsin. Pokemon da bunu kullan ve Pokemon'un sesiyle saldırmayı öğrenecek. Eğer bunu birkaç kez kullanırsam bu daha güçlenir. Evet, Echoed Voice aldık arkadaşlar. Çocuğun dediği gibi ne kadar bu saldırıyı kullanırsak bu saldırı o kadar güçleniyor. Ama yalnız önceki oyunu yakın zamanda oynadığım için şöyle bir karşılaştırma yapabilirim. Önceki oyunlarda buradaki çocuk bize Bullet Seed veriyordu. Şimdi Echoed Voice koymuşlar arkadaşlar. Benden sana bir tavsiye. TM veya teknik makine birden fazla kez kullanılabilir. Gitmeyecektir. O yüzden istediğin kez, istediğin kadar kullan. Abi bu çok güzel bir yenilik ve bu çok güzel bir gelişme arkadaşlar. Eski oyunlarda biliyorsunuz ki TM'yi bir kere kullanabiliyorduk, ardından yok oluyordu. Yani şimdi sonsuza kadar kalması gerçekten mükemmel olmuş. Evet, burada bir yapı var ama önümde beriler var. İlk olarak berileri almak istiyorum arkadaşlar. Oran berileri topluyorum. Ardından bu yapıya gireceğim. Tamam, bütün berileri bir alalım. Savaşta bize yardımcı olabilir bunlar. Cherry Berry'i de aldık. Son olarak bir de Pecha var galiba. Evet, Pecha'yı da alıyoruz. Cherry çarpılmayı iyileştiriyor. Pecha da şeyi iyileştiriyor. Zehri iyileştiriyor. Arkadaşlar şuraya bir girelim bakalım burası neymiş. Güzel çiçekler çiçek dükkanı. Salladım ismini ama. Merhaba. Selamun aleyküm. Oo, merhabalar.
Burası güzel çiçekler çiçek dükkanı. Yani biz burada bütün çiçekleri dünyaya yaymayı hedefliyoruz. Adın ne? Crash mi? Gerçekten güzel isimmiş. Crash, beriler hakkında bir şeyler öğrenmek ister misin? Bir düşüneyim. Yapmam gereken... Yani efsane Pokemon'ları yakalamak falan. Groudon'u falan boş ver. Hatta magma takımını da boş ver. Başlangıç Pokemon'larını falan da boş ver. Tabii ki ben neden bütün hayatımı berilere harcamıyorum ki? Ya defol git ablacım ya. Çiçekler insanlara o kadar fazla mutluluk getirmiyor sanırım gerizekalı. Evet, Kezban'a bağladı, görüşürüz. Evet arkadaşlar, bu dükkanda dolaşmaya devam edelim. Bakalım diğerleri ne diyecek. Arayan Nev isimli uygulamanda berileri seç diyor. Böylece yani berileri dikeceğin yerleri falan seçebilirsin diyor. Ve beri açtığı zaman diyor, o meyve açtığı zaman diyor, onları sulamayı unutma diyor. Uygulamada işte o beriler gösterilecektir diyor. Yani bunu da uygulamaya dökmüşler. Beri işini kolaylaştırmışlar. Yani sık sık kontrol etmeni tavsiye ederim diyor. Buradaki küçük kız ne diyor? Bakalım sen ne anlatıyorsun? Cimcime. Ben ablalarım gibi olmak istiyorum. Yani ben de bir çiçek gibi büyümek istiyorum. İşte buyur. Evet, bize raspberry veriyor. Arkadaşlar bu da yanmayı iyileştiriyordu galiba. Berileri dikersen daha çok berilerin olur. Ve Pokemon'ların onları tutabilir. Ama şimdi şöyle bir makine var. Berileri karıştırıyor ve Pokemon'lar için farklı şekerler yapıyor. Ben biraz şeker istiyorum. Yani bu... Neyse. Merhaba. Eğer çiçeklerle çok ilgilenirsen diyor işte... Onlardan bir sürü beriler çıkabilir diyor. Sanırım sen çiçeklerle ilgilenmeyi seviyorsun. Bundan eminim. Bunu alabilirsin. Evet, bize Veilmer Pale verdi. Arkadaşlar, Veilmer Pale ne işe yarıyor? Yani bitkileri sulamaya yarıyor. Başka da bir artısı yok yani. Beriler büyürken diyor, onları Veilmer Pale ile sula diyor. Ve bir şey daha. Eğer uzun zaman berileri almazsan diyor, onlar tekrar toprağa düşerler diyor. Ve sonra tekrar büyürler. Bu harika değil mi? Sanki onların yaşamaya isteği var gibi. Vallahi beni ilgilendirmiyor. Beni gerçekten ilgilendirmiyor. Ben gidiyorum abi. Ben gidiyorum. Buradan çıkıyorum. Burada daha zamanımı harcayamam. Çünkü çok boş bir yer. Bu mekanın arkasına bakalım. Arkasında neler varmış? Burası yeni bir route mu? Değil bence. Evet, yeni bir route değil. Yeni route olsa çıkardı. Route 104'ün devamı galiba bu. Evet, karşımıza bir Wurmple çıktı arkadaşlar. Git Luke. Seninle zaman harcayamam Wurmple. Hemen kaçıyorum arkadaşlar. Şuradaki eşyayı alıyorum arkadaşlar. Umarım Pokemon'lar darlamaz. Bir tane X atak bulduk. Tamam. Savaşta belki kullanabilirim. Onun dışında Pokemon'larımı değiştiriyorum. Biraz Sableye'yi kasacağım. Bu arada... Trade'den gelen Pokemon'lara isim veremiyoruz diye biliyorum. Bunu onaylayanlar olmuş. Bence de öyle, verilmiyor. O yüzden Nuzlocke'un kurallarından birini ihlal etmek zorundayız. O da Pokemon'lara isim verme kuralı. Karşımıza bir Pokemon daha çıktı. Özel animasyonla çıktı sanki. Hayır, Zigzagoon'muş. Git Sableye. Evet, senle zamanımı harcayamam. Hemen kaçıyorum. Rustboro şehrine gitmek istiyorum ben. Bak şu boşluklu çimlerde bir şeyler var bence. Ama çıkmıyor. Çok garip. Aa, süper pot bulduk. Evet bak, varmış. Yani buralarda çünkü bir şeyler olduğunu hatırlıyordum. Poke topu bulduk. Yukarıdakinde var mı acaba? Başka bir şey bulabilecek miyiz? Burada bir şey yokmuş. Buradan ayrılıyorum arkadaşlar. Burayı terk ediyorum ve yeni yerlere yelken açıyorum. Yeni bir ruta girecek miyiz yoksa itmenlerle mi savaşacağız? Aa, buradan ormana girilebiliyor mu? Hayır. Burada bir eleman var. Bizim kaderimize karşılaşmak varmış. Senden bir savaş isteyebilir miyim? Tamam, gel. Gel bakalım. Evet, Lady Cindy ile savaşıyoruz arkadaşlar. Kendisinin bir Zigzagoon'u var. Bende de Sableye var. Adil bir savaş olsun ve elimizden geleni yapalım bakalım. Zaten Sableye de birazdan 12 level olacak. Çok az kalmış. Level atlamasına da 10 level Zigzagoon'la be.
10 level Zigzagoon ne abi? Evet, atağımızı bir kademe düşürdü. Hemen fight'tan free swipes yapıyorum arkadaşlar. Zigzagoon bize tail whip yaptı. Defansımızı bir kademe düşürüyor. Aa, Sableye beni dinlemiyor. Rozet almamız lazım arkadaşlar. İtaat etmiyor. Bak, ben bunu hesaba katmadım. İtaat mekaniği vardı oyunda. Bizi dinlemiyor. Free swipes yap lan, beni dinle. Evet, free swipes yapıyorum arkadaşlar. Of, çok az vurdu. Gerçekten çok az vurdu. 3 kere vurdu ama çok az vurdu. Zigzagoon tekrardan defansımızı düşürüyor. Düşürsün, sıkıntı yok. Zaten tackle'dan başka bir saldırısının olduğunu zannetmiyorum. O yüzden sonsuza kadar free swipes yapabiliriz. Sıkıntı yok yani. Evet, Sableye halen daha bizi dinlemiyor abi. Tail whip yedik. İtaat et köpek. Şeytan, itaat et bize. Fight free swipes'a devam ediyorum. Zigzagoon halen daha defansımızı düşürüyor. Olur da vurursa gerçekten bizi mahveder. Gerçekten bizi mahveder. Evet, bir kere vurduk. İki kere vurduk. İki kere vurabildik. Kötü oldu. Tekrardan free swipes yapacağım. Adam akıllı bir saldırı öğrensek çok güzel olacak. Defansımızı çok fena düşürdü bak. İnşallah beklenmedik bir saldırı koymaz da sanmıyorum ya şeyinin olduğunu. Normal dışında saldırısının olduğunu sanmıyorum. 2 3 4'ü de yap. Ah be oğlum. Fight. O zaman Scratch ile bitir hadi. Oha ya. Gerçekten mi abi? Gerçekten bunu yapacak mısın? Gerçekten bunu yapacak mısın ya? Full restoruna tüküreyim senin. Biz bunu sabaha kadar kesemeyiz abi. Biz bunu sabaha kadar kesemeyiz. Evet, Sableye halen daha beni dinlemiyor. Atağımı da düşürdü. Atağımı da düşürdü. Ben Pokemon değiştiriyorum. Yapacak bir şey yok ya. Sableye bunu sabaha kadar kesemez abi. Sableye geri dön. Git Luke. Sableye bunu kesemez abi. Growl yaptı, hatamızı bir kademe düşürdü Zigzagoon. Level'ı gerçekten çok yüksekmiş ama ya. Fight. Absorb yapıyorum arkadaşlar. Tamam. Hortumla canını çektim. Zigzagoon tekrardan growl yapıyor. Özel bir saldırı kullandığımız için bizi o kadar zorlamayacak. Tekrardan absorb yapıyorum arkadaşlar. Bu arada ben hep şey sanardım. Söylemişimdir belki önceden. Treko'nun atağı özel atağından, special atağından daha yüksek sanardım ama tam tersiymiş. Special atağı daha yüksek olan bir Pokemon'muş. Yani bu bilgiyi de çok geç öğrendim arkadaşlar. Absorb'a devam ediyorum. Zigzagoon'un çok az canı kaldı. Bize tackle yapıyor. 27 canımızı bıraktı. Fight. Bir absorb daha yaparak Zigzagoon'un işini bitireceğim arkadaşlar. Evet, bir absorb daha yaptım ve Zigzagoon'un işini böylece bitiriyorum. Evet, yalan oldu. Bayağı uğraştırdı ama, gerçekten bayağı uğraştırdı bize. Sableye 12 level oldu. İtaat etmiyor ama daha fazla XP alıyor. Lady Cindy'yi yendik. Oo, amanın. Evet, bayağı da para aldık. 1200 para verdi. Şimdi tamam. Daha fazla savaşa girecek miyiz bilmiyorum ama evet, giriyormuşuz. Yapmalı mıyım yoksa yapmamalı mıyım? Tamam tamam, ben seninle savaşacağım. Gel bakalım. Evet. Hayley ile savaşıyoruz arkadaşlar. Kendisi bir Lotad çıkartıyor. Biz bir an önce şu rozeti almamız lazım. Yoksa Pokemon'larımız bizi dinlemeyecek arkadaşlar. Evet Sableye, senden Fury Swipes yapmanı istiyorum. Bak, normalde diğer Pokemon'ların level'ı düşükmüş. Bak, bu Lotad 6 level mesela. Bize Absorb yaptı, sadece 1 vurabildi. Tamam. Bu arada ileride hangisine Mega Evrim geçireceğimi bilmiyorum. İkisi de hayatta kalırsa Free Swipes yapıyorum. 1 çok güzel. 2 harika. 3 de yap. 3 tamam. Lotad'ın işini böylece bitirdi Sableye. Harika. Gerçekten mükemmel. Sableye XP'sini alıyor. 13 level olacak birazdan. Rakibimiz Shroomish çıkartıyor. Hatırlatmakta fayda var. Bunun FX Spor yeteneği olabilir arkadaşlar. FX Spor'u varsa %30 ihtimalle Pokemon'umuz çarpılabilir, donabilir, yanabilir vesaire, uyuyabilir. Bunlardan biri oluyordu da hangisi oluyordu bilmiyorum. Sableye halen daha bizi dinlemiyor. Shroomish bize absorb yaptı, canımızı çekti. Halen daha fazla vuramıyorlar. Statlarımız güzel. İlk, yani tek evrimli bir Pokemon olduğumuz için
statlarımız yüksek yani. O lig seed yaptı bak, bu sıkıntı. Bu gerçekten sıkıntı. Seedlendik arkadaşlar. Evet, her tur canımızı çekecek. Bir an önce işini bitirmemiz lazım. O zaman ben Astonish neden yapmıyorum ki? Evet, Sablay ölü taklidi yapıyor, bizi dinlemiyor. Tekrardan Absorb yedik. Abi Shroomish'e yenilmeyiz değil mi? Shroomish'e yenilmeyiz değil mi? Alt tarafı bir Shroomish yani, bir şey olmaz herhalde. Fight, Astonish yap koçum. Abi Sablay, beni dinler misin lütfen artık? Beni dinler misin? Adam canımızı çekmeye devam ediyor. Bak bir şeyler yapmazsak yenileceğiz. 13 canın kaldı. Astonish'i yapıştır en azından. Abi halen daha beni dinlemiyor. Stun spor yedik bir de. Oo. Sen beni dinlemezsen bizim sonumuz vahim yani. Yok abi, Pokemon değiştirsek iyi olacak. Yani Sableye'nin 9 canı kaldı. Ben Pokemon değiştiriyorum arkadaşlar. Hemen Luke'a geçiyorum. Sableye bir şey yapamayacak çünkü. Luke'a geçiyorum arkadaşlar. En azından üstümüze Leech Seed falan atamaz. Bitki saldırıları çok vurmaz. Absorb yapıyor bana. Bir canımızı çekebildi. Tamam, sıkıntı yok. İlk olarak defansını bir kademe düşürüyorum Shroomish'in. Ardından Quick Attack yapıyorum. Yani şimdilik kombom bu. Az kalsın gidiciydik ama yani gerçekten. Gidici olabilirdik. Quick Attack yap. Tamam, Quick Attack yapıyoruz arkadaşlar. Shroomish'in canının bir kısmını götürdük. Bize Tackle yapıyor. Yapsın, sıkıntı yok. Hemen bir Quick Attack yapıyorum. Yapıştır babacığım. Tamam tamam, çok az canı kaldı, başarabiliriz. Tackle geliyor. Bir tane daha 15 canımızı bıraktı. Ama rakiplerimizi küçümsememek lazım. Çünkü beklenmedik şeyler yapabilirler. Bir Quick Attack daha atıyorum arkadaşlar. Çok az canı kaldı. Tamam, Absorb yapıyor bana. Bir canımızı çekti. Tamam ya, bundan sonra işini bitiririz. Korkmamıza gerek yok yani. Korkmamıza gerek yok. Hemen bir tane Quick Attack yaparak Shroomish'in işini bitiriyorum arkadaşlar. Evet, Shroomish'in işini böylece bitirdik. Luke 100 XP alıyor. Sablay de 150 XP alıyor. Ve Sablay 13 level oluyor. Ve Hayley'i böylece yeniyoruz. Belki de savaşmamalıydım diyor. Bak, deminkinden 1200 aldık, bunlardan 100 alıyoruz. Deminki gerçekten fenaydı, bayağı paralıydı yani. Evet arkadaşlar, şimdi buradan yukarı çıkacağız. Ama ilk olarak bir Sableye'yi iyileştirmek istiyorum. Çünkü savaşlarda halen daha onu kullanacağımızı düşünüyorum. İlk olarak bir tane Cherry Berry kullanıyorum. Paralyze'ını geçiriyorum. Ardından da bir tane pot kullanacağım. Potlarım nerede benim? Bayağı zaten potumuz var. Sableye bir tane pot kullanıyorum ve canını 31'e çıkartıyorum arkadaşlar. Gerçi 13 level olmuş. Bir tane de şeye kullanalım. Treko'ya kullanalım ya. Bir tane de Treko'ya pot kullanıyorum. Onun canı da 34'e çıkıyor arkadaşlar. Treko'yu takımın başına alacağım. Onu da bir 13 level'a kasalım. Tamam abi. Takımın başına gel. Hemen yukarı çıkıyorum buradan. O ikizler var. İkizler var abi. İkizler var. Biz ikizleriz. O yüzden Pokemon'larımızı birlikte savaştıracağız. Tamam o zaman, sen bizim Pokemon'larımızla savaşmak zorunda kalacaksın. Tamam, getir. Getir. İkizlere takke. İkizlere takke. Evet, Lotad ve Seedot çıkardı arkadaşlar. İkizler çıkarsınlar bakalım. Ben de Luke ve Sableye'yi çıkartıyorum. Hadi bakalım. İyi olan kazansın. Şimdi ilk olarak yapacağım şey, kime odaklanalım? Sedat abi vardı. Donum haberde Sedat abi vardı. Sidat sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. İlk olarak Sidat'a fokuslanacağız. Fight diyorum. Leer yapıyorum arkadaşlar. Sedat ve Lotad'ın defansını bir kademe düşürüyorum. Ardından Sablay, sen ne yapacaksın? Fight. Astonish yapıyorsun Sedat'a. Evet, Luke Leer yapıyor arkadaşlar. İki Pokemon da defansını bir kademe düşürüyor. Lotad'ın ve Sedat'ın defansı bir kademe düşüyor. Sablay bizi dinlemiyor. Sedat Harden yaptı. Defansını bir kademe arttırdı. Sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Lotad da Absorb yaptı. Sablay'den can çekti arkadaşlar. Ben bir kere daha defanslarını düşürmek istiyorum Luke'la birlikte. Sablay, sen de lütfen bizi dinle ve Astonish yap ne olur. Evet, Sedat bide yapmaya başladı. Eğer bize vurursa bide yaptıktan sonra büyük sıkıntı.
Gerçekten büyük sıkıntı. İşini bir an önce bitirmemiz lazım Sedat'ın. Ya vurursak ya hiç vurmamamız lazım ya da tamam Sable bize itaat etmedi. O yüzden sıkıntı yok. Luke Astonish yedi arkadaşlar. O zaman Sedat'a değil de Lota'da vuralım. Sen quick atak yap Lota'da. Sable sen de Astonish yapmaya çalış Lota'da. Evet Luke quick atak yapıyor arkadaşlar. Lota'da ooo çok az canı kaldı. Kritik vurduk. Sedat enerji biriktiriyor. Sedat enerji biriktiriyor. Sable'ye de Astonish yaparak Lota'nın işini bitiriyor arkadaşlar. Tamam ikisi de kritik vurdu. Çok güzel çok güzel. Lotat yalan oldu. Luke 84 XP alıyor ve 13 level oluyor. Harika gerçekten harika. Aa Mega Drain'i öğrenmek istiyor. Abi bu kadar erken mi öğreniyordu? Önceden çok geç öğreniyordu. Çüş. Gerçekten mi? O zaman neyi silelim ki? Pound'u kullanacağımı düşünmüyorum. Pound'u siliyorum arkadaşlar. Ve Luke Mega Drain'i öğreniyor. Oğlum önceden çok geç öğreniyordu ya. Gerçekten artık Pokemon'lar saldırıları çok erken öğreniyorlar. Evet şimdiden Mega Drain aldık arkadaşlar. Sableye de XP'sini aldı. Sedat enerji biriktirmeye devam edecek. Leer yapıyorum. Sable sen de Nightshade yap abicim. Evet Sedat enerjisini boşalttı ama ona hiç vurmadığımız için bir şey olmadı. Evet defansını bir kademe daha düşürdüm Sedat'ın. Sable Nightshade yapıyor. Evet 13 canını götürdü. Tamam bunun da işi bitti. Bu bir şey yapamaz artık bu noktadan sonra. Fight sen de Nightshade yap. Tamam. Bu savaş bizde arkadaşlar. Bir quick attack atıyoruz ve Sedat yalan oluyor. Evet böylece Sedat'ı yendik. Luke 84 XP alıyor. Sable de 126 XP alıyor ve 14 level oluyor arkadaşlar. Yeni bir saldırı var mı? Yeni bir saldırı var mı? Detek öğrenmek istiyor. Ya güzel olabilir ama yani bunu vermem için toksik gibi bir saldırısının falan olması lazım. Yani rakibi yavaş yavaş öldürmemiz lazım. Luke Lich Seed öğreniyor mu öğrenmiyor mu bilmiyorum ama detek öğretebilirim şimdilik ya. Sıkıntı olmaz yani. Neyi silelim? Fury Swipes'ı silelim. Zaten ıskalama ihtimali yüksek olan bir saldırı ve 2 ile 5 arası vuruyor. Çok da güvenilir bir saldırı değil bence. Fury Swipes'ı sildim ve Sable'ye detect öğrettim arkadaşlar. Protect gibi bir şey yani. Protect'in aynısı aslında. Böylece ikizleri yeniyoruz. Kaybettiğim için gerçekten çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Birlikte savaşmamıza rağmen kaybettik. Evet. Çok az para verdiler bize. İkizleri böylece yalan ettik. Hemen yukarıya doğru yola koyuluyorum arkadaşlar. Burada bir balıkçı var. Onunla da savaşabiliriz sanırım. Pokemon'larıma bakıyorum. Luke 13 level. Onu 14'e çıkartalım. Selam balıkçı amca. Bir sır tutar mısın? Ben su Pokemon'ları ustasıyım. Ne? Beni tanımıyor musun? Abi %100 Magikarp var ya. Ustayım dediğine göre kesin Magikarp var. Evet.